Herkese merhaba. Başlıkta görüldüğü gibi 50 kilo verirken kendimi nasıl motive ettim, ne gibi yöntemler yaptım, bunun üzerine bugün konuşacağız. Bir önceki videomda, motivasyon videosunda gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım hepinizden. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ve bu motivasyon videosunu tekrar istediğinizi, sizi motive ettiğini, gerçekten kilo verirken çok motive oldum. Tam başlayacakken sizi dinledim, işte kendimi motive ettim ve daha iyi başlayacağım gibi gibi çok güzel geri dönüşler aldığım için dedim ki neden bir tane daha motivasyon videosu çekmiyorum ki, siz de bunu istediğiniz için bir tane daha motivasyon videosuyla geldim. Hani şöyle düşündüm, belki kilo verme aşamasında olup motivasyonunu kaybeden, kilo vermeye başlamayı düşünen ama bir türlü motivasyonunu yakalayamayan ya da kilo verirken sürekli bir motivasyonu gidip gelen illaki oluyordur. Belki bu videom sayesinde birazcık da olsa motivasyonunu yükseltebilir. Aa, böyle düşünebilirim gibi düşüncelere kapılıp belki kilo verme aşamasını daha rahat şekilde geçirebilir diye bir motivasyon videosu daha çekmek istedim. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle farkındaysanız kilo verme aşamasında dedim. Diyet yapan ya da diyette olan kişiler için demedim. Çünkü bu bir diyet değil. Bu sadece bir kilo verme aşaması, sağlıklı beslenme. Normal belki yediğimiz şeyler yerine sağlıklı beslenerek kilo veriyoruz. Diyette değiliz. En başta öncelikle bunu kavramamız gerekiyor. Çünkü benim ilk başlarda hep yaptığım hata diyetteyim ve hiçbir şey yememem gerekiyor diyerek hep modumu düşürüyordum. Diyet kelimesini duyunca uzaklaşıyordum ve başlamak istemiyordum. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmaz. Sen diyette değilsin. Sen sağlıklı besleniyorsun, ölçülü besleniyorsun ve kilo veriyorsun. Bu aşamayı sevmelisin ve sen bunu seversen devam edebileceksin gibi düşünmeye başladım. Ve dedim ki evet, ben diyet yapmıyorum, ben sağlıklı besleniyorum. O yüzden ilk başta sakın kendinizi diyette, ben diyetteyim ve bunu yiyemem gibi düşünmeyin. Ben sağlıklı besleniyorum ve sağlıklı beslenerek kilo veriyorum gibi kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde kendinize bir ortama girdiğiniz zaman diyet yaptığınız için gitmemezlik ya da oradayken mutsuz olma gibi bir şey düşünmeyin. Arkadaşlarımla bir yere gittiğim zaman her zaman sağlıklı beslendiğim için sağlıklı şeyler yiyerek kendimi motive ediyordum ve her ortama da giriyordum. Çünkü eğer ben hiçbir şey yemem, ben tatlı yemem, ben hamburger yemem gibi düşündüğüm zamanlar daha çok yiyesim geliyordu. Çünkü beyine ters etki yapıyor. O yüzden kendimi motive etmek için bugün İşte sağlıklı bir şeyler yerim, şöyle yaparım, böyle yaparım, güzel şeyler düşünerek oradan keyif almaya bakıyordum ve kendimi böyle motive edebiliyordum. Siz de bir ortama girdiğiniz zaman kendinizi bu tarz şeylerle motive edin. Çünkü sonuçta tabii ki bir sosyal hayatımız var. Bir yerlere gideceğiz, bir yerlere gezeceğiz. Belki yolculuğa bile çıktığımız olacak, tatil yapacağız. Kesin kilo alacağım, yolculuğa çıkmam lazım, tatile gitmem lazım diye de bir şey yok. Her şeyden ölçülü yediğimiz zaman inanın kilo almadan döneceksiniz. Tamam, belki sporunuzu aksatabilirsiniz, çok sağlıklı beslenemeyebilirsiniz ama ölçülü bir şeyler kaçırsanız bile onu ölçülü bir şekilde dengelerseniz inanın bana tatilden dönerken bile kilo almadan döneceksiniz. Hiçbir şekilde bir kaybınız da olmayacak. Sabah kalktığım zamanlar bu kilo verme aşamasındayken hep mutlu uyanıyordum en başta. Çünkü her gün sağlıklı beslendiğim zaman bir sonraki gün kalktığımda kendimi daha böyle zinde, karnımın daha çok indiğini, bir günde bile olsa kilo vermiş şekilde kalktığımı hissediyordum. Sabahleyin ilk kalktığımda aynanın karşısına geçiyordum. Bir kendime bakıyordum, karnımın indiğini, süzüldüğümü hissediyordum. Bu bile beni motive ediyordu. O yüzden ilk başta kalktığınızda kendinize bir bakın aynada. Aa, sanki geçen haftaya göre gerçekten inmişim, kilo vermişim. Gerçekten de veriyorsunuz. Çünkü emeklerinizin hiçbir şekilde boşa çıkmıyor. Yani sonuçta bir emek ediyoruz ve tabii ki de bu emeğin karşılığı olacak. Aynaya bakıyordum, fotoğraflarımı çekiyordum. Bir haftada bile fark ediyordu ya, o beni çok motive ediyordu. Mesela bir hafta önce çektiğim fotoğrafı bir hafta sonra aynı şekilde gene poz veriyordum. İkisini yan yana birleştiriyordum. Farkı hissedebiliyordum. Bir haftada bile belki 700 gram bile gitse, o 700 gram bile gerçekten çok fark ediyor. 700 gramı sakın küçümsemeyin. 250 gram yağları düşünün. Ondan mesela 3 tane, o yağdan 3 tane verdiğinizi düşünün. Yani sizce az mı o 3 tane yağdan? Ne kadar fazla? Vücudunuz onu fark edeceksiniz. Kendinizi motive edeceksiniz. Kendinizi motive ederek uyandığınız zaman o gün inanın bana motive ederek geçecek. Mutsuz uyanırsak, ben çok sıkıldım, ben çok yoruldum gibi düşüncelerin arkasına sığınırsak hiçbir şekilde keyif alamayız. Hiçbir şekilde motive olamayız. Kimseden bir şey beklemeyin. Belki siz kilo vermiş gibi hissedeceksiniz ama
size belki söylenmeyecek karşı taraftan. O yüzden kimse bana söylemiyor. Ben kilo vermedim mi gibi de düşünmeyin. Siz kendinize bakın. Zaten inanın fotoğraflarda bile belli olacak. Sonra belli olduğunu hissettiğiniz zaman daha çok devam etmek isteyeceksiniz. Daha çok yapmak isteyeceksiniz. Her şey daha güzel gidecek. Kendinizi motive ettiğiniz için. Alışverişe de gidiyordum. Kıyafetlere bakıyordum. Acaba bunu giysem nasıl olur? Herkesin hayal ettiği bir kıyafet türü vardır. Kimisi çizme hiç giyememiştir. Çizme hayal ediyordur. Kimisi kot pantolon. Gerçekten kot pantolon bile hayal eden var. Bunlardan biri de benim. Çünkü hiçbir zaman kot pantolon giyemiyordum kiloluyken. Hep siyah tayt pantolon bile giyemiyordum. Tayt ya da eşofman giyiyordum. Kot pantolonuna bile hasrettim. Yani şu var ya, bir pantolon, bir basic tişört giyip çıkmak. Onu hiçbir zaman yapamamıştım kiloluyken. Hep öyle hayal ediyordum. Ya birisi mesela beni çağırıyordu dışarı. Hadi gel bir şeyler yapalım diyelim mesela. Ben de giyeceğimi düşünüyordum önce. Nereye gideceğimi değil, ne yapacağımızı değil, ne giyeceğimi düşünüyordum. Bu da beni tabii ki üzüyordu. O pantolonu, o basic tişörtü giyebiliyor muyum? Giyebiliyorum. Ne oluyor? Benim zamanımda kendimi motive etmem, kendi irademe sahip çıkmam, ben bunu başarabilirim, yapabilirim gibi hep kendimi motive ettiğim için ben şu an bunu yapabildim. Ama ben kendimi motive etmeseydim, sen bunu yapamayacaksın, ben çok yoruldum, ben bıktım, ben niye kilo veriyorum, niye ben zayıf değilim gibi düşünceler olmasın. Çünkü bunu ben kendim yaptım, öyle değil mi? Ben kendim sonuçta yedim, dikkat etmedim, fazlasıyla yedim. Üzüldüğüm, sinirlendiğim zaman hep abur cuburlara sığındım ve bunu ben kendime yaptım. Bunu çözecek olan kim? Tabii ki benim. Yani bunu çözecek olan kim? Tabii ki sizsiniz. Siz kendiniz çözeceksiniz. Yapabiliriz, başarabiliriz. Daha kendimizi motive ederek bunu başarabiliriz. Hayal edin ne giyebilirsiniz, ne yapabilirsiniz. Bu da sizi çok motive edecek. Küçük beden oluyordum. Küçük bedenlere bakarak ben buna gireceğim, ben buna gireceğim diyordum. Ve bunu motive etmeye devam ederek o bana daha çok motive etti. Beni daha çok hırslandırdı. Bir süre sonra o motiveyi yakalayacaksınız. Bir alışma sürecimiz var. Kilo vermeye, o hayata bir adapte süremiz var. Ona alıştıktan sonra size çok güzel gelecek. En başta sporu sevin. Ben spora nasıl gidiyordum biliyor musunuz? Rahatlamak için gidiyordum gerçekten. Kilo vermekten ziyade rahatlamak için gidiyordum. Rahatlamaktan kastım şu. Mesela bir şeye sinirlenebilirsiniz, üzülebilirsiniz. Ya da sizin kilonuzla ilgili bir şeye sıkıntınız olabilir. O yüzden mutsuz olabilirsiniz. 3,5 saat kendimi ayırıyordum. Mesela insanlar nasıl? Kendisine masaj yaptırarak ödül verir ya da başka şeyler yaptırarak ödül verir. Ben spor yaparak kendime ödül veriyordum. Çünkü ben bu sporu yapıyorum ya. Ben bu sporu yaptığım zaman zaten kendime ödül veriyorum. İstediğim bir şeye yaklaşmaya başlıyorum. Terliyordum, hırslanıyordum, sinirimi, üzüntümü, her şeyimi atıyordum. Kulaklık takıyordum son ses müzikle. Eliptik yapıyordum, koşu bandında yürüyordum. Hareketli müzikler açıyordum. Yani keyif almaya bakıyordum ve o sinirimi, stresimi, üzüntümü, her şeyimi atıyordum. Çıktığımda o kadar rahatlamış olarak çıkıyordum ki vicdanım rahat. İstediğim, hayal ettiğim şeye yaklaşmış gibi çıkıyordum. O yüzden sporu sevin. Eğer sporu severseniz bu da sizi motive edecek. Daha çok gitmek isteyeceksiniz ve gitmek istedikçe hayal ettiğiniz şeye daha çok yaklaşmış olacaksınız. Bir de benim genel kuralım vardı. Ben bunu herkese söylüyordum kilo verme aşamasındayken de. Şöyle, annem diyordu mesela, birazcık ye. Hani tamam birazcık ya, ne olacak ya, sen şundan ye ya da başkaları şundan ye, bundan ye. Ben aynı şekilde şöyle dönüyordum. Ya şu an canım istemiyor. Sonuçta ben kilo verme aşamasındayım ve sağlıklı beslenmek istiyorum. Şu an ben bundan yesem bana ne yararı olacak? 15 dakika sonra onun tadı gidecek zaten. Neden yiyeyim? Hep bu kafa yapısındaydım. Anlık haz ya da anlık zevk için neden ben bunu yiyeyim ki? Vicdanım böyle rahatsız edeyim ki? Ne gerek var diyordum. Çünkü canın istemiyor gerçekten. Herkes yiyor diye sen de belki yemek isteyeceksin ama gerek var mı 15 dakikalık kız için? Sonra ben bunu yedim, şimdi ne yapacağım? Kendini rahatsız hissedeceksin. O yüzden mesela yemiyordum. Salata da yesem 15 dakika sonra tadı gidecek, doyacağım. Hamburger de yesem 15 dakika sonra tadı gidecek, doyacağım. Sadece hamburgerin o 15 dakikalık anlık hazı ve zevki. Hani böyle düşünebilirsiniz. Kendinizi böyle motive edebilirsiniz. Gerçekten motive olduğum konu buydu. Sabahleyin kalktığım zaman da aç kalkıyorum. Çok yediğim zaman da aç kalkıyorum. Bu sizin elinizde. Siz yapmak istedikten sonra inanın her şey geliyor. En başta bir önceki videomda dediğim gibi ve yorumlara da en çok yazdığım yorum şu: kendinize inanın. Eğer kendinize inanırsanız siz bunu başarabilirsiniz. Bunu yapacak olan sizsiniz. Etrafınızdakiler size gelip sen bunu yaparsın, sen bunu başarırsın, olur olur gibi söylese de siz kendinize inanmadıktan sonra onu yapabilir misiniz sizce? Buradaki en temel kişi kendimiz. Biz istersek oluyor. Şu beyni
Biz hükmediyoruz. Beyimize hükmetmemeli. Kilo verme aşamasında en çok ihtiyacımız olan şey motivasyon. Spor salonlarına gidiyoruz. Neden hep duvarlarda motivasyon yazıları yazıyor? Ya da kilo verme, diyetle ilgili uygulamalarda. Aplikasyonlarda. Bu aplikasyonlarda neden hep motivasyon yazıları yazıyor? Çünkü gerçekten motivasyonumuz olursa biz bunu başarabiliyoruz. Kendimizi sevmeliyiz, kendimizi motive etmeliyiz. Eğer ki kendimizi motive edebilirsek zaten devamı gelecek. Ben eliptiğin üstündeyken, o eliptiği yaparken son ses müzik dinliyordum ve kendimi hayal ediyordum. Bundan acaba 10 kilo versem nasıl olurum? Ne giyerim? Ne yaparım? Nasıl dururum? Gibi. Ve bu beni gerçekten motive ediyordu. Kendimi merak ediyordum, biliyor musunuz? En başta kendinizi merak edin. 20 kilo verecek kilom var. Acaba 20 kilo verdikten sonra nasıl olurum? Ne giyerim? Nasıl hareket ederim? Ne yaparım? Gibi. İnsan sonuçta kilo vermek insanı gerçekten çok değiştiriyor. Duruşunu, giyinişini, her şeyini değiştiriyor. Daha farklı giymek istiyorsun. Belki daha renkli giymek istiyorsun. Ya da giyemediğin zamanında hayal ettiğin şeylere giymek istiyorsun. Ve bunu yapmak istiyorsun ve kendini öyle görmek istiyorsun. O yüzden spor aletinin üstünde hep bunu hayal ediyordum. O beni daha çok hırslandırıyordu. Merak ediyordum ve bunu başarıyordum. Bir gün spor salonunda tartıldım. O zamanlar yani kiloluydum ve 90 kilo falandım. Kilo vermiş halim. 20 kilo vermiştim. Spor hocası beni tarttı. 20 kilo verdim ya, kendimi gerçekten böyle hani kilolu hissetmiyorum. Bayağı bir zayıflamış olarak göründüğü için sanki normalim gibi geliyor. Spor hocası bana şey dedi. Yani ölçümün 90 kilo ve fazla senin için. Yani senin daha kilo vermen gerekiyor. Gibi kelimeler kullandı bana ve ben tabii ki motivasyonum düştü. Yani bir hani 20 kilo verdim ve hala bana sen kilolusun, sen şöylesin ve senin hala da kilo vermen gerekiyor diyen birisi var karşıda ve bu da spor hocası, düşünün. Ona şöyle diyorum yani. Ya bence 90 kilo fazla bir kilo değil. Ben kendimi öyle görmüyorum. Ben bence bayağı bir kilo verdim ve gayet iyiyim gibi kelimeler kullanıyorum. Kendimi o an hani motivem çünkü o kadar yüksek ki taplarda ve kendimi hala motive ediyorum öyle diye. Çünkü 20 kilo vermiş bir insan olduğum için çok iyiyim gibi görüyorum. Ve spor hocası bana şey dedi. Yani sonuçta şu an ben analize bakarak söylüyorum. Yağ oranın fazla olduğu için söylüyorum dedi. Ben çıktım. Dedim ki tamam. Sen 20 kilo verdin. Şu an 90 kilosun. Olabilir. Belki önünde daha verecek bir 30 kilon var. Sen 20 kilo verdin, sen bunu yapamaz mısın? Tabii ki yaparım dedim. Niye yapamayayım ki? Kendimi motive ettim. Tamam. Şu an sen kendini nasıl görüyorsun Ebru dedim aynada. İyi görüyorsun. İyi görmeye devam et o zaman. Kendini hiçbir şekilde üzme. Hiç takma. Zaten sen devam ettikçe kilo verme aşaman daha da yükselecek. Daha çok gidecek. Belki bundan birkaç ay sonra 90 kiloda değil de 80 kiloda olacaksın. Sonra 70, sonra 60. Sen şu an ben 90 kilodayım, daha 30 kilom var gibi bir düşüncede kapılırsan sence devam edebilir misin? Hayır, edemezsin. Ben onu orada kapattım. Bundan belki 4-5 ay önce 110 kilo olan bir kişi şu an 90 kilo. Hiç vermemektense yani en azından bir 20 kilo vermişsin gibi kendimi motive ettim. Hiçbir şekilde takılmadım. Ben orada... Ya ben 90 kiloyum, hala kiloluyum ve 20 kilo verdim. Ben 20 kilo verdiğim halde böyleysem niye devam edeyim gibi düşünseydim. Ne yapardım? Ben orada kendime yazık ederdim. O 20 kiloyu verirdim, bırakırdım. Belki sonra gene alırdım. Gerek var mıydı? Yoktu. Onu orada bıraktım, devam ettim. Kendimi sıkmadan, üzmeden, takılmadan devam ettim. Bir de en temel kuralımız şu. Verecek bir 30 kilonuz varsa eğer, ya ben 30 kilo vereceğim, önümde çok uzun zaman var gibi düşünmeyin. 100 kilo musunuz? Önce deyin ki hedefim 90. 9'lu rakamı görmek. Ben bunu yapıyordum. Sonra 95'e falan iniyordum. Evet, şimdi hedefim 80. 8'li rakamları görmek. 89 görsem tamam işte. 5-6 kilo sonra 8'li rakamı görüyorum. Sonra 7, sonra 6. Ama benim vermem gereken 40 kilo, 30 kilo, 50 kilo var. Yolum çok uzun gibi düşünsem devam edebilir miyim? Küçük hedefler koyun ve o hedeflere her ulaştığınızda motivasyonunuz daha çok artacak. Daha çok devam etmek isteyeceksiniz. Düşünseniz 30 kilo 10 ay hala hedefinize ulaşamıyorsunuz ve siz yorar artık, öyle değil mi? Ama 1,5 ayda bir hedefe ulaşsanız daha çok devam etmek istemez misiniz? O yüzden küçük hedefler koyarak motivasyonunuzu artırabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Gerçekten önerim şu, ben bunu tecrübeyle sabit söylüyorum. Tartıya sakın takılmayın. Ve sürekli tartılmayın. Sizden hani rica ediyorum, ben yaptım siz yapmayın, sürekli tartılmayın. Benim ilk başlardaki yanlışım şu. Başladım diyelim, ortalardayım hatta. Bakın ortalarda bile yapıyordum. Her gün tartılır mı bir insan ya?
Ben her gün tartılıyorum. Mesela bir gün 700 gram vermişim. 3 gün hiç kilo veremiyorum, değil mi? Ne oluyor? 3 gün kilo veremiyorum. Kilom durdu. E ben niye yapıyorum? Kilom durdu o zaman gibi düşünüyorum. Sonra motivemin düştüğünü fark ediyorum. Ne oluyor? Motivemiz düşüyor. Motivasyonumuz düşüyor. Sizce her gün kilo vermek mantıklı mı? Her gün 500 gram versek ayda ne kadar eder yani? Aslında çok saçma, değil mi? Günde 100 gram verseniz aslında haftada 700 gram eder. Ayda ne yapar mesela 700 gram versek? Yani 2 kilo 800 gram. Bakın, günde 100 gramdan bahsediyorum. Bunu 2 katı yapalım. 200 gram verelim. Ne oluyor? 5-600 oluyor, değil mi? Tamam. Günde 200 gram vermek sizce iyi değil mi? Baktığınız zaman. Ben günde şimdi 700 gram vermişim. Ya da 3-4 gün vermemişim. Zaten onu tekabül ediyor baktığı zaman. Kilo bir duracak. O yüzden gerekirse haftada ya da önerim bence 2 haftada bir tartılın. Merak edin. O merak sizi daha çok devam ettirecek. Empoze etmeyin. Ben kilo vermem lazım. Hiç kilo verememişim, durmuş, ben yapamıyorum ya da kilom durdu, devam edemiyorum gibi bir şey yok. Tartıya hiçbir şekilde takılmak yok. Biz istersek başarabiliriz. Yani sen kendine inanırsan olacak. Bunların hepsini yaşadığım için ve benim 1,5 yıl falan diyet sürecim sürdüğü için hep kendimi motive ederek devam ettim. Yorulduğum zamanlar oldu mu? Şimdi diyeceksin belki, sen hiç yorulmadın mı yani? Tabii ki yoruldum. Ama ben kalkmasını da bildim. Düştüğün zaman kalkacaksın. Şöyle oldu, bir hafta bıraktım. İstediğim gibi yedim. Çünkü yani beynim yemek istiyor artık. Bir hafta bıraktım. İstediğim gibi yedim, istediğimi yaptım. Hani şey gibi düşünün, bir yolculuğa çıkıyoruz, arabaya full benzin dolduruyoruz, o bizi bayağı götürüyor. Aynen öyle. Sürekli yapmışım. Tamam, 2 ayda için bozmadım. Belki 2-3 kere bozmuşum. Ama artık yorulmuşum. Gerçekten. Kendimi bir bıraktım. Yedim istediğimi, istediğim gibi gezdim, istediğimi yedim. Sonra dedim ki, tamam artık başlıyoruz. Tekrar başladım. O 3-4 gün ya da bir hafta güzel bir şekilde yedim ya, zaten depom doldu. O beni bayağı bir götürecek. O beni götürdü. Götürüyor da. 2 ay canım hiçbir şey istemiyor. Çünkü zaten doydum. Yemeğe doydum. Arkadaşlarımla çıkıp bir şeyler yemeye, gezmeye doydum. Ya da canımın çektiği şeyleri yemeye doyduğum için aklıma başka şeyler zaten gelmiyor. Bunu da yapabilirsiniz. Hani ben şimdi bir yıl devam edeceğim, hep mi yapacağım? Yok, tabii ki duraksayacaksınız, yorulacaksınız. Sonuçta biz de bir insanız. Bizim de bir isteklerimiz, canımız bir şeyler isteyebilir, yorulabiliriz. Ama depoyu doldurduktan sonra kendimizi motive etmeye tekrar başlayıp tekrar yolumuza devam etmemiz lazım. Belki ben o bir hafta ya da 3-4 günü kendime vermesem ne olacak? Daha çok sıkılacağım, yorulacağım ve bu sefer iyice soğumayacağım ve motive edemeyeceğim kendimi. Kendinize izin de verin. Kendinizi en iyi tanıyan sizsiniz. Siz kendinizi bilirsiniz. Bu bana yarar ya da bu bana yaramaz diyebilirsiniz. En başta kendinizi sevin. Bu süreçte kendinizi sevin. Yaptığınız her şeyden ama her şeyden keyif alın. Hiçbir şeyi zorunlu sanki yapıyormuşsunuz ya da yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmeyin. Güzel hayaller kurun. Güzel düşünceler düşünün. Olumlu düşünün ki size olumlu bir şekilde gelsin. Kendinize inanın ama ben biliyorum ki bunu siz de başarabilirsiniz. Çünkü bakın, ben yaptım. Size nasıl motive ettiğimi anlatıyorum ve aynı bu tarzda da sizin de kendinizi motive ettiğiniz düşünceleriniz varsa ve bunlarla yola devam ederseniz tabii ki başaracaksınız. Ben başaramam diye bir kelime yok. Hiçbir şekilde öyle bir düşüncemiz olmayacak. Kesinlikle başarabilirsiniz. Ben yaptıysam sen niye yapamıyorsun? Benden neyin eksik? Benim de bir iradem var. Senin de bir iraden var. İradem güçlü oluyorsa, ben kendimi nasıl motive edebiliyorsam sen de kendini motive edebilirsin. Başarabileceğine inanıyorum. Çünkü zaten en başta bu videoyu izliyorsan demek ki kendini motive etmek istiyorsun. Sonuçta kendisini motive etmek istemeyen ya da kilo vermek istemeyen bir insan izler mi bence bu videoyu? İzlemez. Demek ki bunları istiyorsun ki bu videoyu açıp izliyorsun. Tabii ki kilo vermek istemeyip ama motivasyon videolarını, bu tarz videoları merak edenler de var. Ama kilo verme aşamasında bu tarz videolar izleyenler, ben nasıl kendimi motive edebilirim, nasıl başarabilirim gibi düşünen kişiler bu tarz videoları izliyorlar. O yüzden kendin için aslında bir şeyler yapıyorsun. Kendine inan, gerisi gelecek ve başarabileceksin. Bakın, karşınızda tecrübeyle sabit, motive ederek, aynı şekilde her şeyden az az, sağlıklı beslenerek başarmış bir insan var. Ameliyat olmadım, ilaç kullanmadım, ki diyetisyene bile gitmedim. Kendi irademle, kendimi motive ederek, en başta kendime inanarak ve kendimi severek başardım. Bunu sen de yapabilirsin. Kendini sev ve kendine inan, devamı gelecek. Şunu unutmayalım, yemenin sonu yok. Yesek de sabah kalktığımızda aç kalkıyoruz, yemesek de sabah kalktığımızda aç kalkıyoruz ve
gerçekten çok canınızı çekmiyorsa ve hani daha yeni başladıysanız ve sürekli zaten yediyseniz bir 15 dakikalık zevk için, haz için de bunu kendinize yapmayın. Size tecrübelerimi, yaşadığım şeyleri ya da kendimi nasıl motive ettiğimi anlatmak istedim. Bir önceki videodan çok güzel geri dönüşler aldım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İzledim, gerçekten çok güzel motive oldum. İşte tekrar başlayacağım, senin düşüncelerin aklıma geliyor, devam edebiliyorum gibi gibi. İnanın çok güzel yorumlar aldım. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yazan var, çok teşekkür edenler var. Ben de size çok teşekkür ederim. Bir video daha çekmek istedim size yardımcı olabilmek için. Sizin motivasyonunuzu arttırabilmek için en başta. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok mutlu olurum. En azından bu tarz videolar istiyor musunuz ya da sizi motive ediyor mu? Yorum olarak da yazabilirsiniz. Ya da başka istediğiniz video tarzı, yememi istediğiniz konular varsa da yazarsanız çok mutlu olurum. Fazlasında çekmem gerektiğini anlayabilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.